İske haberden herkese merhaba. Bugün Ankara'dayız. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri üzerine avukat Erkin Etike ile birlikte görüşeceğiz. Abi hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkürler Murat. A. Hoş bulduk. Seninle uzun zamandır tanışıyoruz ama ha. izleyicilerimizin de seni tanıması adına. Erkin Etike kimdir diye soracak olursak hmm. ne yanıt veririz? Ben 2005 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecemi aldım. Ondan sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda kimya mühendisi olarak çalışmaya başladım. Patlayıcılarla uğraşan bir fabrikasında. 5 yıl kadar bu fabrikada çalıştıktan sonra Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayıp avukat olarak mesleğime devam ettim. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra yine ara buluculuk mesleğine başladım. Şu anda fiilen avukatlık ve ara buluculuk yapıyorum. Ama mühendislik yaparken iş güvenliği konularıyla da ilgilenmiş ve o zamanlar B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini de almıştım. Dolayısıyla şu anda yani fiilen icra etmesem de iş güvenliği uzmanlığını da bir dönem yapmış ve o konudaki problemleri de hem geçmiş pratiğim itibariyle hem de hali hazırda devam eden davalardaki görevlerim itibariyle biliyorum. Bu kapsamda hani sen de Faydalı olacağını düşündüm bu söyleşini. O yüzden bir araya geldik. Umarım evet. yararlı bir söyleşi olur diyelim. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum sana abi. hem avukatsın hem kimya mühendisleri kimya mühendisleri odası ikinci başkanısın aynı zamanda da bir iş güvenliği uzmanısın. Şimdi genel olarak iş sağlığı güvenliği sektörüne baktığında iş güvenliği uzmanlarını nasıl görüyorsun nasıl değerlendiriyorsun genel fikrin nedir bu alanda? Bir cümleyle söyleyecek olursam, iş güvenliği uzmanları şu anda çok önemli bir görevle yükümlendirilmiş. Fakat bunun karşılığında hak ettiği haklara sahip olamamış bir meslek grubu. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü bizim 6331 sayılı kanun temel bir mantığa sahipti. Bu kanun iş sağlığı ve güvenliği kanunundan bahsediyorum. Artık işletmelerdeki kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak ve bitirmek için yeni bir sistem getiriyoruz denildi. Bu radikal bir değişim oldu. Yani o güne kadar işletmelerin biraz kendi inisiyatifine bırakılmış konular radikal bir değişimle biraz da bir uyum süreci içerisinde tabii birden olmadı biliyorsun yasa yapıldı, ertelendi falan filan bir takım şeyler. Ama netice itibariyle artık iş kazalarının ve meslek hastalıklarının o işletmede bu konuları bilen birileri istihdam edilerek, konuyu teknik olarak analiz etme zorunluluğu getirilerek işte önlem prosedürleriyle vesaire olaya bilimsel, teknik bir yaklaşım getirildi ve kağıt üzerinde ideal bir sistem kuruldu. Fakat uygulamada bu sistem kurulurken öngörüldüğü sonuçları maalesef tam olarak yol açmadı. Yani iş kazası istatistiklerine bakıldığında kanun öncesi sonrası anlamlı değişiklikler saptanamadı. Ama bir yandan da tabii ki bu konuda bir kültür oluştu. İşletmeler, işyerleri anlamlı çabalara giriştiler. Risk analizi diye bir kavram ilk defa belki de zorunlu tutulmuş oldu ve herkes bu kavramı içselleştirdi özellikle risk analizi kavramının hani işletmeler tarafından içselleştirilmesi boyutuyla çok yararlı bir süreç oldu bu. Ama dediğim gibi iş güvenliği uzmanları yani bütün bu kanunun uygulayıcıları olan insanlar hak ettikleri haklara başta ücret olmak üzere kavuşamadılar. Hem kamu adına bir denetim faaliyeti yapıyor iş güvenliği uzmanları ve o sebepler ee, ve bununla birlikte aynı zamanda da tabii işletmenin e, bir çalışanı sayılıyorlar. Yani bu işte denetim e, fonksiyonuyla o işletmede bir çalışan olma hali arasında e, bir çelişki var. E, bu çelişkiden doğan sorunlar yaşanıyor. E, yine keza İş kazalarında, açılan davalarda sorumluluk meselesi gündeme geldiğinde işverenlerin tamamen sorumluluktan kurtulmak bakış açısına sahip oldukları bu hukuki sorumlulukları iş güvenliği uzmanlarına ve o segebelere bütünüyle devretmek istedikleri anlaşılıyor. Yani birlikte sorumlu olmak, farklı bir şey değil mi? Bu sorumluluğu bütünüyle devretmek farklı bir şey. Bütün bu konularda bugünlerde hali hazırda işte davalar sırasında, yüksek yargı kararlarında tartışılan, incelenen konular. Yani özet olarak iş güvenliği uzmanlığı meselesinin işte 2012'de yanılmıyorsam kanunun yürürlüğe girmişti. Arkada kalan 9 yılda önemli mesafe kat ettiğini, bu çok sayıda e, meslek mensubunu e, bu mesleğe kazandırdığını görmekle beraber e, acilen çözülmesi gereken bazı sorunları olduğunu da e, saptayabiliyoruz. Evet. Ee, güzel özetledin aslında ve burada bir problem çıkıyor. Aslında biz e, en çok da o konuyu konuşmak istiyoruz. İş güvenliği uzmanları, ortak sağlık güvenlik birimleri üzerinden veya bir firmanın tam bünyesinde çalışarak, tam zaman bünyesinde çalışarak rehberlik ve danışmanlık görevini yürütüyor işverene karşı. Tabii rehberlik ve danışmanlık görevini yürütürken de bulunduğu tespitleri işverene aktarırken yazılı olarak tespit öneri defteri üzerinden aktarıyor. tabii bu durumda iş güvenliği uzmanı aslında bağımsız kalması gereken bir konumda. Yani kanun belli. işverenin konumu belli. Tam bunun ortasında bir rehberlik danışmanlık görevi yürütüyor ve orada e, her iki tarafında çıkarını gözeterek e, ve daha çok da kanuna kanunun gerekliliklerine, kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirebilmesi için de bağımsız bir şekilde o deftere bir şeyler yazıyor olabilmesi lazım. Fakat maalesef e, serbest piyasa ekonomisi gereği çok fazla OSGB olduğu için ve işverenlerinde bazı yazılan maddeler çok nasıl diyeyim hoşuna gitmediği için sözleşmeler iptal edilebiliyor, farklı bir firma farklı bir OSGB'ye geçebiliyor veya iş güvenliği uzmanını değiştirebiliyor. Bu da iş güvenliği uzmanlarının bağımsız kalmasının önüne geçiyor. Kısacası iş güvenliği uzmanları diyor ki biz maaşımızı devletten almalıyız, bağımsız bir konumda kalmalıyız diyor. Bunun örneklerine bakacak olursak sanırım yapı denetim firmaları daha önce. OSGB'lere benzer bir sistemi vardı. Onun yerine havuz sistemine geçti. Ondan bize bahsedebilir misin? O sistem ortak sağlık güvenlik birimlerine uygulanabilir mi? Evet. Sözünü ettiğin konuyu ya vakıfım çünkü yapı denetim kuruluşları ile ilgili bir meslek birliğinin de avukatlığını üstleniyorum. O yüzden onların bu geçişi nasıl sağladığını iyi biliyorum. oradan başlayayım. Gerçekten de olabilir. Yani şimdi 2001 yılında 99 depreminden sonra 4708 sayılı yapı denetim kanunu yürürlüğe girerken Tıpkı bizim iş sağlığı güvenliği kanunu gibi yeni bir sistem kurulmuştu. Yani o güne kadar işte belediyeler eliyle yapılmakta olan bu inşaat denetimleri artık o işte uzmanlaşmış firmalar, yapı denetim firmaları tarafından yapılacaktı. Öyle öngörüldü. 2001 yılında kanun yürürlüğe girdi ve işte ufak tefek değişiklikler vesaire. 2019-2020 yılına kadar yani 20 yıl boyunca. Tıpkı şimdi OSGB'lerin olduğu gibi tamamen e, serbest piyasa koşullarında e, faaliyetler yürütüldü. Yalnız şöyle bir gene fark vardı yapı denetimde. E, o eskiden de vardı. E, yapı sahibi, yapı sahibi, e, yapı denetim firmasının ücretini doğrudan firmaya değil, fakat mal müdürlüğüne yatırdı ve firma mal müdürlüğünden aldı parayı. Şimdi bu gene bir şeydi. Yani yapı denetim firmasının bağımsızlığını koruma amaçlı bir yöntemdi. Fakat burada da şöyle problemler çıktı. Resmiyette olay böyle gerçekleştiği halde fiiliyatta paralar oralara yatırıldı. Ondan sonra oradan yapı denetim firması tarafından çekilip iade edildi. Yani böyle bir arkasından dolanma işi söz konusu oldu ve bu şekilde çalışan yapı denetim firmaları müteahhitler ve yapı sahipleri tarafından tercih edilir oldu. Yani kanunda öngörülen asgari ücreti alan firmalar tukaka edildi. Fiiliyatta o işi parayı alıp sonra iade etme şeklinde ve kırım dedikleri bir takım kanuna karşı hileler yoluyla indirimler yaparak çalışan yapı yönetim firmaları şey oldu kazanç sağlamış oldu. Belhasıl gel zaman git zaman işte geçtiğimiz yıl bunun da büyük sorunlara yol açtığı anlaşıldı ve artık e, yapı sahiplerinin hangi yapı denetim firmasıyla çalışacaklarını seçme özgürlükleri ortadan kaldırıldı. Yani artık inşaata başlayacak olan e, yapı sahibi bir sisteme müracaat ediyor. Sistem otomatik olarak firmaların elindeki işte doluluk oranına göre hepsi sistem üzerinden takip ediliyor ve işler bilgisayar tarafından dağıtılıyor. Rastgele bir sistemle bütün yapı denetim firmalarına eşit olarak metrekare bazında işler dağıtılmaya başlandı. Bu şimdi bunu kısaca özetledim. Konumuz bu değil ama buna benzer bir sistemin iş güvenliği konusunda da mutlaka gelmesi gerekiyor. Burada iki konu var. Birincisi iş güvenliği hizmetinin Kimden alınacağına kim karar verecek? İkincisi bu hizmetin bedeline kim karar verecek? Şimdi bu, bu iki önemli konuda bizim iş güvenliği uzmanlarını ve OSGB'leri e, işverenlerden görece bağımsızlaştırmamız lazım. Şimdi şunu kastetmiyorum, bir tamamen e, sorumsuzluk e, hiçbir yerde yok. Yani yap, e, iş güvenliği uzmanı veya OSGB bir konuda bir hizmet veriyorsa o hizmetin iyiliğinden elbette sorumlu olacak. Ha bu hukuken tartışılıyor. Şimdi bu sorumluluk iş yerine karşı, işverene karşı bir sorumluluk mudur? Yoksa bir kazada zarar gören işçilere karşı da bir sorumluluk mudur? Şeklinde tartışmalı bir konu var. Yani bazı hukukçular diyor ki iş güvenliği uzmanı şirkete karşı sorumludur. Dolayısıyla işçinin açacağı bir davada e, sorumlu tutulamaz, işçi işverenden tazminatını alır, işveren eğer kusurunu görüyorsa iş güvenliği uzmanının veya OSGB'nin işçiye ödediği tazminatı OSGB'ye rücu edebilir düşüncesini savunanlar var. Bir de e, OSGB'lerin ve iş güvenliği uzmanlarının kazalarda doğrudan zarar gören kişiye karşı da sorumlu görüleceğini savunan görüşler var. Ne yazık ki bu şu anda şu ikinci görüş yargı içerisinde de hakim bir görüş. Yani bir kaza olduğunda hem işverene hem ortak sağlık güvenlik birimine karşı tazminat davaları açılıyor. Çözüm nasıl olur? İşte orada da bir havuz sistemi, senin söylediğin havuz sistemi. Havuzun mantığı şu, işverenler tabii faaliyet gösterdikleri illerde olan şirketler arasında bir havuz sistemi kuruluyor. Yani Ankara'da tescilli olan OSGB'ler ilçe bazında da olabilir, il bazında da olabilir. Onlar tartışılır hani karar mercileriyle. bir iş güvenliği uzmanlığı hizmetine ihtiyaç duyduklarında hitap sistemi üzerinden eee İSG Katip İSG Katip sistemi hmm. üzerinden bir müracaatta bulunacaklar. O müracaat sırası gelen işte kapasitesine göre OSGB'ye havale edilecek. Daha sonra o ikisi arasında yine katip üzerinden sözleşme imzalanacak ve hizmet sürülmeye başlayacak. Bu hangi OSGB ile çalışacağının seçilmesi aşaması. Bir de hizmetin bedeli aşaması var. Orada da yine ödemenin de bir aracı kurum vasıtasıyla yapılması. Bu şimdi yapı denetim sisteminde mal müdürlükleri denilmiş. Burada başka bir yer denilebilir. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde bir hesap kurulabilir. Ama sonuçta hizmeti alan işveren parayı oraya yatıracak ve o SGB'de parayı oradan çekecek. Dolayısıyla hem hizmetin bedeli hem de kimden alınacağı konusunda o ve iş güvenlikçilerini bağımsızlaştıran bir sistemin muhakkak kurulması gerekiyor. Evet. Ee, yapı denetimde yani bu havuz sisteminde danışmanlık ücretini, danışmanlık hizmeti ücretinin bir alt limiti, üst limiti belirlendi mi mesela? Tabii. Yani, yani bunu bakanlık belirliyor ve tabii. ona göre bir Tabii ki. Kanunla belirlendi. Yani orada bir hesaplama cetveli var. Yapı maliyeti hesaplanıyor. İşte yıllık onların değişiyor tabii ki her yıl. inşaat maliyetlerine gelen zamlar oranında bu rakamlar güncelleniyor. Metrekare inşaat metrekaresi bunda önemli bir çarpan oluyor. Ve yapı denetim bedeli de deniyor ki mesela bu yapı maliyetinin yüzde şu kadarıdır gibi. Bu bizim olaya uyarlayacak olursak kapasiteler üzerinden yapılabilir, cirolar üzerinden yapılabilir. Yani satışlar üzerinden, cirolar üzerinden, firmanın işte faaliyet alanında ölçülebilir bir kriter bulunup onun bir oranı biçiminde iş güvenliği uzmanlığı, hizmet bedeli belirlenebilir. Çalışan sayısı esas alınarak, çalışan sayısı esas alınarak bir hizmet bedeli belirlenebilir. Yani nasıl çalışan başına şu kadar dakika sistemimiz var ya şimdi. Onun gibi yani ona eş güdüm olacak şekilde çalışan başına şu kadar TL aylık ya da işte dakika başına bir miktar belirlendiğinde hesaplaması da kolay olur. Kişiler arasında bir anlaşmazlık da çıkmaz. Herkesin hakları güvence altına alınmış olur. Evet. Bence oraya iş yerinin hacmi de eklenebilir. Çünkü e, perakende market zincirlerinin bölge depoları oluyor mesela. E, çok devasa depolar oluyor. Ama çalışan sayısına baktığımızda tabii orada forklift operatörü veya oranın güvenlik görevlileri bulunduğu için çok daha az sayıda çalışan olsa dahi iş yerinin hacmi çok geniş olduğu için aslında orada iş sağlığı güvenliği açısından daha uzun sürelerle çalışma yapılması gerekiyor. Belki o da o hesaplamaya dahil edilebilir. Şöyle genel bir özetleyecek olursak o zaman bu sistemin birincisi ücretlerinin bir alt limiti veya bir çerçevesinin bir parametresinin belirlenmesi aslında OSGB'lerde ve iş güvenliği uzmanlık mesleğinde bir nitelik gelebilir. Aynı şekilde iş yer hekimleri içine geçerli. İkincisi olsaydı gibiler arası rekabet ve haksız rekabet daha çok o haksız rekabetin önüne bu vesileyle geçilebilir. Çünkü ben örneğin bir şantiye kuracağım. Bu şantiyeyi kurduktan sonra çevre, pardon, yapı denetim hizmeti almam gerekiyor. Yapı denetim hizmeti almak için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ulaşıyorum ve bir firma danışmanlığımı yapacak firmanın tahsis edilmesini talep ediyorum. Üçüncü olarak Şöyle bir durum var mı bir de? o Yani o yapı denetim firmalarının, e, örneğin şantiye sahibi o firmayla anlaşamadı. E, herhangi bir nedene dayandırmaksızın e, yapı denetim hizmeti almaktan vazgeçebiliyor mu? O sözleşmeyi iptal edebiliyor mu? Onun belli bir sınırlaması var mı? Çünkü bu iki olgunun yanında bu üçüncüsü de önemli. Doğru söylüyorsun. Ee, hayır. Yani... O sözleşmeyi sona erdirmenin haklı sebepleri olması gerekiyor. Haklı bir sebep olmaksızın sözleşme sona erdirilirse sistem zaten aynı firmayı tekrar atıyor. Yani o sistem şey yapılmış, o düşünülmüş hepsi. Bir, bir kere ilişki kurulduktan sonra ben bunu beğenmedim öbürü gelsin diye bir tercih şansı yok. Ama tabii ki haklı bir sebebi varsa firmanın, o, onun sebepleri ileri sürülüyor ve o sistemde var. Yani bir kelepçe kelepçeleme şeklinde değil. Bir kere başladın böyle gidecek. Çünkü OSGB batabilir, iflas edebilir, bir şey olabilir, faaliyetini yürütemez hale gelebilir. Bütün bu koşullara göre bir sistem kurulmuş yapı denetim sisteminde. Burada da kurulurken bir benzeri kurulacak zaten. Ama keyfi olarak bakanlık tarafından ya da iş güvenliği genel müdürlüğü tarafından atanan OSGB'nin e, işinin sonlandırılmaması gerekiyor. Çünkü e, o zaman zaten sistemin kendisi mantıksız hale gelir. E, burada önemli olan şu, e, eğer bu iş ciddi yapılacaksa o segebelerin bağımsız olması lazım. Dediğin gibi defterlere ne yazacağına kendinin karar vermesi lazım. E, sırf o yazıyı yazdı diye de zaten e, sözleşmenin sona erdirilmemesi lazım. Ya da o tür şeyleri yazmayan firmalara yönelim değil mi? Haksız rekabet diye sen ifade ettin. Evet. Zaten bütün bunları önlemek için öngörülüyor bu sistem. Bir de şöyle bir güçlendirici olay olabilir. Hani bu bir geçiş aşaması. Belki işte yapı denetimciler buna belirli aşamalarla geçtiler. 20 sene olmuş. İlk etapta şu olabilir. Bizim biliyorsunuz ilk sağlık güvenliği kanununda şey var. i̇ş durdurmayla ilgili hani iş durdurmaya yönelik bazı istisnai hallerde yetkiler veriliyor şeye iş güvenliği uzmanına. Yok kadar. ona öyle bir yetki vermiyor aslında. Şu şey çalışan kaçınma hakkı var. Bir de iş güvenliği uzmanının hani müfettişliğe bir bildirim İş e, iş güvenliği uzmanları şeye. acil e, bazı konularda Evet. bazı konularda bazı kıstaslarda bakanlığa bildirimde bulunması Heh. gerekiyor. İşte o bildirim hakkı kullanılması nedeniyle sözleşmesi sona erdirilirse yüklü bir tazminat var kanunda. Onu söylemek istiyorum. Yani iş güvenliği uzmanına bir hak tanınmış, bakanlığa acil bildirim hakkı ve kanun demiş ki hani iş güvenliği uzmanını korumak için o, o, o hakkını kullanırsa ve o nedenle sözleşmesi sona erdirilirse diyelim ki bir yıllık bir ücreti tutarında tazminat ta hak kazanır diyor iş güvenliği uzmanı. İşte bunu sadece o hal için değil Tespit ve öneri defterine yazılan her şey için getirebiliriz. Yani deriz ki iş güvenliği uzmanı mesleğini bağımsızlık bağımsız olarak yürütür bu zaten var virgül deriz. Tespit ve öneri defterine yaz, hususlar yazılan hususlar nedeniyle e, sözleşmenin sona erdirilmesi halinde işte bir yıllık ücret tutarında tazminat hak kazanır denilir ya da iş güvenliği e, hizmetinin e, sunulması noktasında yapılan tespit değerlendirme öneri ve takvimler kapsamında ki faaliyetleri nedeniyle sözleşmesi sonlandırılırsa bir tazminat öngörülebilir. Bunlar caydırıcı olabilir biraz evet. ama kesin çözüm başta söylediğimiz gibi işverenler çalışacakları firmaları seçme özgürlüğüne sahip oldukları müddetçe bir haksız rekabet yaşanıyor. Bunu önlemenin bir yolu olmalı. Tabii bu tarafa gelince de bu, bu şuna da e, sebep olmamalı. Firmalar da kendilerini geliştirmekten o SGB'leri kastediyorum. Yani iş güvenliği firmaları da e, kendilerini sürekli geliştirebilmeli. Hani işveren çünkü bu durumda o hizmeti daha iyi sunacak bir firmayı seçme özgürlüğünden de alıkonulmuş olacak. Değil mi? Firmalar arasında hizmet kalitesi farkları da olabilir. Ki beş parmağın beşi bir değil. İyi iş güvenlikçi, mesleğini o kadar iyi yapamayan şirketler olabilir. Dolayısıyla firmalarında bakanlık tarafından sürekli iyileştirilmesi, kalitelerinin korunması gerekir. Zaten ücret konusu çözüme kavuşturulursa diğeri gelir. Yani bu meslek hakkını alabilen, tatmin edici ücretlerle çalışan kişiler tarafından icra edilirse sürekli gelişme onun akabinde gelecektir. E, kaliteli, e, nitelikli insanlar bu mesleği tercih edecektir. Öyle oldukça da giderek e, mesleğin e, niteliği de yükselecektir. Keza e, iş güvenliği uzmanları tabii böyle bir sistem geldiğinde e, hizmetlerindeki kusurlar nedeniyle oluşacak durumlardan zaten sorumlular. Yine sorumlu olacaklar. Yani o işverenlerin de seçme özgürlüğünü kısıtlarken, onların hizmet kalitesinin korunmasını sağlayacak önlemlerinde alınması gerekir. Ama burada asıl perspektif şu anda eğer iş güvenliği hizmetinin niteliğini arttırmaksa, burada söylediğim gibi o havuz sistemi dışında mantıklı bir çözüm bugüne kadar. Ben işitmedim yani tartışmalarda. Hı. Yani aslında ben de bir iş güvenliği uzmanı olarak asıl e, iş sağlığı güvenliğinde gerçekten biz bir şeyleri değiştirebilmemiz, iş yerlerimizde çalışma hayatında çalışanların e, sağlığı ve güvenliği için bir şeyleri değiştirebilmek e, ve bu alanda gerçekten çok iyi yetiştiren kendini yetiştiren bu alanda çok ciddi çalışmalar yapan meslektaşlarımız da var. Ama işte orada. E, sınırlandığımız kısım hep o iş güvenliği uzmanlarının kendi görev ve e, sorumluluklarını özgürce yerine getirebilme meselesi. O yüzden mesela bu yapı denetim e, firma modeli beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. Ortak sağlık güvenlik birimlerine bu tarz bir e, havuz sisteminin kurulması. Birincisi e, OSGB'leri de rahatlatacak bir şey. OSGB sahibini de bence rahatlatacak bir durum gibi geliyor çok daha özgürce çalışmasını yapabilecek iş güvenliği uzmanı ve iş kaygısı çok çok daha azalacak. Yani ben bir tedbir maddesi deftere yazdığımda ertesi gün beni işten uzaklaştırabilir, işten çıkarabilirler veya bu hizmet verdiğimiz iş yerini kaybedebiliriz. Kaygısı taşımayacaklar ve o zaman her şey bence de iş sağlığı güvenliği açısından her şey biraz daha iyileşmiş olacak. Tabi bu bir fikir sektörde daha fazla tartışılıp belki iş sağlığı güvenliği sektörüne biraz da farklı e, kurgulanabilir. Ama üzerine de düşünülebilir. E, başka eklemek istediğim bir şey varsa abi onu da dinleyebiliriz. iş güvenliği uzmanları ve iş sağlığı güvenliği sektörüne dair. Ben çok teşekkür ederim. Konuştuğumuz konular bence şimdilik bu, bu alanın en önemli konularıydı zaten bütün hani paydaşlarca tartışılmasını dilerim. Aynı zamanda sizlere de bu alanda yayın faaliyeti gösteren kuruluşlara da sitenize de kanalınıza da başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. İSG Haber olarak Ankara'daydık. Avukat Erkin Etike. Aynı zamanda Kimya Mühendisleri Odası 2. Başkanı ve İş Güvenliği Uzmanıydı kendisi. Ortak sağlık güvenlik birimlerine dair görüşlerimizi konuştuk, paylaştık. Bir havuz sistemi OSGB'ler için düşünülebilir mi diye değerlendirdik. Bu bir fikirdi. Bu daha da devam etmesi gereken bir tartışma konusu aslında. Maksadımız İSG Haber olarak da sektörde bazı şeyleri değiştirecek ve sektörde geliştirecek şeylerin üzerinde durmak. Bu konuyla ilgili bütün takipçilerimizin fikirlerini bekliyoruz. Yorumlarınızı alta yazabilirsiniz. Ayrıca İSG Haber YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın diyerek Herkese selamlarımızı sunuyoruz. Giriş kısmı için tekrar alabilir miyiz? Giriş kısmı. Intro. Tanıtım. Önce girelim. En baştaki mi? mi? Ha. Tamam. İske şey. Haberden herkese merhaba. Bugün Ankara'dayız. Tamam.